hayvancılıkta ezber bozan. Türkiye'nin en ünlüsü tacir, tarlada ahırda bir ozan. Aradığın her şey sosyete tacir, hayvancılıkta ezber bozan. Türkiye'nin en ünlüsü tacir, tarlada ahırda bir ozan. Aradığın her şey sosyete tacir. Cengiz Reis sosyete tacir, tarım hayvancılık işler acil. Hayvancılıkta ezber bozar, inek, dana, boğa, buza. En iyisi burada gel kaçırma, sağlam fikirle sağlam marka. Para kazandıran bir numara, düzenli çalış ve uy kurala. Hayvancılıkta ezber bozan, Türkiye'nin en ünlüsü tacir, tarlada ahırda bir ozan. Aradığın her şey sosyete tacir, hayvancılıkta ezber bozan. Türkiye'nin en ünlüsü tacir, tarlada ahırda bir ozan. Aradığın her şey sosyete tacir. Sosyete tacir tarla sürer, İnek bakar hep inek güder. Her şey güzel sayenizde, abone ol, like at ve de izle. Gel gör kalite burada, sosyete tacir bir numara. A'dan Z'ye fikir sunar, aradığın her şey gel burada. Sosyete tacir, sosyete tacir. Sosyete tacir. Hayvancılıkta ezber bozan, Türkiye'nin en ünlüsü tacir, tarlada ahırda bir ozan. Aradığın her şey sosyete tacir, hayvancılıkta ezber bozan. Türkiye'nin en ünlüsü tacir, tarlada ahırda bir ozan. Aradığın her şey sosyete tacir. Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir vlogla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi herkesin elinde birer tane çiçek, gül. Doğru mu patron? Evet. Ben en güzel gülü ben aldım. Evet. Gül... Çünkü ben esmeriyim, gül kırmızı beni açıyor. Aynen öyle. Gülleri size hediye olsun diye aldım. Teşekkür ederim. Çünkü neden sürekli bahçeye geliyorsunuz? Bahçede de böyle bir güzellik olsun. Bir görsellik olsun. Bir görsellik olsun. Neşeniz gelsin. Tabii altında çayınızı demleyin. Mangalınızı yapın, bir iki lokma bir şeyler yiyin. Yani şu güllerin altında, şu güllerin kokusuyla güzel bir şekilde bahçede çalıştığınız zaman yorgunluğunuzu atın istedim. Güzel mi? Atarız, çok güzel. Güzel düşünmüş müyüm? İyi fikir, güzel düşünmüşüm. Allah Allah. Evet. Yani pek inandırıcı gelmedi. Zaten ben 7-24 bahçedeyim. Ama öyle demeyin, pek inandırıcı gelmedi bana gibi. Oğlum yani. İşte nasıl olsa biz bunları buraya bahçeye dikmeyeceğiz. Evet. Ben bu gülün dibinde oturacağım. Aynen öyle. Bir bardak çayımı elime alacaksın. Sigaramı yakacaksın. Evet. Ondan sonra atacağım bacak bacak üstüne Tokyo'ya doğru. Gel keyfim gel. Aynen öyle. Heh. Yani bütün yorgunluğunu alacak. Bak alacak. Şu güllerin, şunların güzelliğine bir baksana. Yedi şunların veren. Güzelliğine bir bak. Bak şu kırmızı gülüm, şu ateş, sarı gülüm. Saniyedeki de çok güzelmiş. O da çok güzel. Şu sarı gülün güzelliğine bir bak. Bunları bahçelerimize bol bol gül dikeceğiz. Bir üst tarafta daha bahçemiz var. Oranın da dikenlerini temizleyeceğiz. Evet. Kazıklarını çakacağız. Beton kazık. Beton kazık içerisine alacağız. Orayı da meyve bahçesi yapacağız arkadaşlar hep beraber. Bütün meyvelerden dikeceğiz oraya. Zaten oraya birkaç tane elmamız var. Evet. Birkaç tane elma, armut, kiraz, ayva, kiraz, vişne, vişne olabilir, erik, kiren, kayısı, kiren olur. Evet, kiren de olur. Kiren dediğimiz kızılcık arkadaşlar. Kızılcık. Yani kızılcık. O kirenlerin evet. De böyle irileri de var biliyorsun değil mi? Açlayayım onu sen. İrisinden aşağıya bir önceki videolarımızda da annemle hanımla birlikte kızılcık toplamaya gittik. Geçen sene. Aynen o videoları da izlemişsinizdir. Kızılcık şerbeti yaptık. Evet. Ondan kompostu yaptık. Evet. Şıra yaptık. Çok da güzel oldu. Hala daha içiyoruz. Normal kola içeceğimize bunları içmek daha sağlıklı. Kompostu suyu diyorum ben evet. Artık. Şimdi ne yapalım? Bunları ekecek. Kendimizi dinlendirecek bir taraftan böyle hani dinleneceğimiz bir alana ekelim ki bunları her zaman gözümüzün önünde olsun. Aynı zamanda biz videolar çekerken de bizi takip edenler arkamızda bu güzel gülleri, bu güzel çiçekleri her zaman izlesinler. Evet. Onların da gönlü açılsın. Bizim de gönlümüz açılsın. Bizim de açılsın, evet. Onların da açılsın. Dikelim mi? Hep beraber dikelim. Dikelim. Hadi arkadaşlar devam. Bahçeye. Ağızlarındaki yemekleri görüyor musun?
Ne kadar yuvarlak olacak? Yani şimdi çime az ama şimdi dallanacak, bucaklanacak. Şöyle biraz çimlenmesine yardımcı olalım değil mi? Ha işte o yüzden. Keyif için mi engin cevizleri bir metre bir metre kazıyor? Aa burada bir şey var. Beri gelme. O yandan gel. Küp mü bulduk ne? İnşallah. Ha? Nerede öyle talih bize vuracak kör salih? Atataşı. Bak bakan tarihi bir taş falan olmasın? Yok. Gayrak taşı. Bizde nerede o şans de? Nerede bizde öyle şans? Tamam bak yanlış geliyorum. O yüzden ben sizin yaptığınız işi hiç kanaat gelemiyorum işte. Anladın? At suyuna doğru toprağı bu yana yığma. O yana at. Hani bu iyi mi? Bak bu kadar iyi mi? Bu derinlik kaç iyi bence. Kaç oradan al. Et tuta derin et. Ama bunun kendi toprağı da var ya. Olsun. Mezar mı kazıyorsun? Kazdırıyorsun patron be. Gaz. Mazot mu yakıyorsun oğlum? Go bakan. Kazma nerede kazma? Ah kazma saniyede kaldı. Kazma lazım. Getir canım. Çıkmayayım anne. Toprağını şey yapmayacağım. Toprağıyla birlikte çıkartacağım onu. Olmadı o. Öyle hemen çıkmaz. Bunu ben beğenmedim bak yaptığımı. Hem hayır, bana mana veriyorsun. Hayır, hem kendin. Kazma. Şunu tut. Dur ben sana toprak çekeyim. Dur. Sen gülü tut. Ey yavrum ey. Yamulmasın ey. Babandan bahçıvandı be. He? Anam bahçıvan. Baban değil. Babam senden daha iyi yapıyor. Dur bir dakika çiğneme. Hayır anne. Hayır bir kere. Hayır anne çiğnemeyeceksin. Bir kere. Yani her şeye bir cevabın var. Hazır cevabın var. Olacak tabii. Çiğnemeyeceksin anne bunu. Bir kere şöyle çiğnemezsen. Hafiften. Sallama yap. Sallanı var. Bahçe güzelleşiyor. Bak. Bana be. Bak şöyle şuralarını şöyle yap vereyim. Şöyle bir de can suyu dökeriz buna. Tamam mı? O yüzden bu yanın toprağını az çek ki burası çukur kalsın. Şeyin dibi çukur kalsın diye diyorum. Aa iyi hadi yap bakalım hadi. Arkadaşlar 10 numarada dikliydim ben gördüğünüz gibi. Bak süper oluyordu. O zaman şöyle biraz şunun altına doğru çek. Açık da. Cengiz'in 10 numara dedi bu. Vallahi güzel oldu anne ha. He? Çok güzel oldu. Tamam. Suyu bıraktım ince. Şöyle. Su orta bölgede kalması lazım. Şöyle. Evet. Yağmur falan yağarsa orada orta bölgede kalacak. Gazmayla mı kazıyorsun yoksa şeyle belinle alıyorum ben. Dur. Dur anne. Bu kadar aralıkları iyi mi? İyi. Bodurgül o. Ne biliyorsun? Biliyorum ben Bodurgül. Vallahi hiç Alukhan öyle bir şey demedi lan ne? Dedi. Şuradan gitti. Şöyle gitti. Bodur olmayaymış iyiymiş ama bence. Bodur olduğu iyi. Allah Allah. Hayır yayılmaz mı ayrı? Ama yayılsa daha iyi değil mi böyle? Yayılsa iyi de oğlum sen gene al dalından dik buralara. He. Yani bunu bu dalından alıp dikebiliyoruz. Evet notu ya 7 veren bir daha. 7 veren ne? Senede 7 kere çiçek açan. Allah Allah. He. Yalandır o be. Yalan değil. Ya açmazsa? Açmaz o zaman ziraatçıya işte su verir. Çünkü öyle dedi ya. O zaman 7 kere vermedi bu 1 kere vetti yani. Şimdi. Bu ziraatçıların senden çektiği ne patron da? Ama ben haklıyım. Bak çok, şimdi fotoğrafını çek. Oldu. Orada 5-6 tane kuyusunu bıraktım onun. Bu tamam. Gördüm. Anne bunun yanına hangi renkli de beyaz mı? Dur bir dakika. Beyaz koyacağım bunun yanına. Beyaz mıydı? Onun yanına kırmızı gitmez mi? Yok. Beyaz gider. Anne bak bunda da 3 tane var bak. Görüyor musun? 3 dal. Daha şurada da dal var. Bak şuradan da bir patlamış. Dur, bak. Şuradaki kurumuş yalnız herhalde. Bıdama yapmışlar da ondan kurumuş. Al bakalım. Çıkar bakalım şimdi. Benimle bana toprağını döküyordum diyordum. Dökmeden çıkart. Çıkart. Onu ben karışmam. Anladın mı? Onu dökmeden çıkaracağım. İşte o çıkmıyor öyle. Eldiven yok. Eldiven var mı? Dur bir dakika dur. Eldiven veren mi anne? Yok. Eline bata. Ha çıkar bakalım hadi dökmeden. Hah! Gördün mü? İşte demin aynısını yapamadın. Oğlum kuru sulanmamış çiçek. Dur. Sulanmamışsın lan. Dur.
Dur, ha, bu yana atma. O yana da gidiyor atıyorum bak. Ya, yan yatmasın. Bir kere çiğneyeceğiz, bir kere. Anne elini çek, elini ayağını çek bak. Gülünü kopardım. Kopsun, önemli değil. Bir daha çık al. Onu ben koparmadım, sen kopardın bir kere. Anne şunu çiğneme, gocuğu seveyim ya. Şu çiğneme işinden vazgeç. Bak bu çiğnenmiyormuş bunda. Değil değil. Anladın? Ve bana gaz meser. Hadi sen çiğnedin. Şöyle düzelt bari. Bunları çiğnediğin zaman o çiğnediğin yerden aşağıya su girer mi? Biz çiçek dikiyoruz da. Taş gibi sıkıştırıyoruz. Acaba neye? Hiç de ben görmedim. Gülüm birini de kopardın bak gözümden kaçmadı zannetme. Kopsun. Bak. Al. Tamamdır. Çok güzelmiş ha. Al. Dikiver mi yerine? Babama verir. Şuraya, şuraya yapıyorsun. Az gay. Hani yer kalmaya yer. Bak 5 tane var. 1, 2. 5 miydi? Aynen 5 tane var. Bak daha 3 tane daha var. Tamam tamam. Bir tane anladın? Buraya bir tane şuraya. Şuraya da atabilirsin. Toprağı şuraya da atabilirsin. Gerçi bu toprağı anne diksen büyür patron. He? Maşallah baksana toprağı sen. Neyiz hangisini koyuyoruz? Sarıyı mı? Bak, sarıyı getir canım. Yok kırmızıyı getir kırmızıyı. İki tane kırmızı var ya. Kırmızının biri ortada kalsın. Bence de. Heh. Asla Cengiz lan. Yok yok anne yok. Hı, bak şey geldi daha. Şey değil geldi. Değil anne değil. Bak şu tarafta gazı diye. Çimleri güzel atsın diye be. Ata anne zaten toprak yumuşacık. Hangisini bunun? Fark etmez. Al anne dik bakalım. Çıkaramadım sen ya. Çıkar bakalım. Bak gördün mü? Ya. İtti bakalım anne. Dur. 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 Şöyle bir döndüremem bunu. Döndüremem de artık. Neyse koy. Çek. Şu, o toprağı versene anne o toprağı. Dur. Kendi toprağını. Şöyle bu tarafa biraz fazla ver. Heh. Şöyle bu tarafa. Vallahi çok güzel oldu. Bahçenin dönümü 1000 şeyi metrekaresi 1000 liraydı. 5000 lira oldu arkadaşlar. Bahçenin şeyi metrekare fiyatı arttı. Değil mi patron? Bak bu sallanıyor. İyi hadi bas hadi bas. Dibi hava alı, hava alırsa tutma ya. İlla basacaksın. Ya basacağım. Zaten öbürkülere de bastın. Buna da basmamazlık yapma. Hadi bas. Zaten öbürkülere de bastın. Sarıya basmayalım. Dibi hava alırsa hiçbir dikme tutmaz. Sanki şurada bir dikmeğin var. Şunu alıver istersen canım be. Ver, al. Ver. Bir de onu oraya köşeye dik. Senin dur ben sana şey yap paran. Dur. Yaş toprağı nasıl küstü? Arkadaş. Şöyle kazakanda bir şey çık. Hiçbir şey çıkmaya bize. Hiç şans yok. Patron bizde. Sanki sarıyı getir. Anne. Sana define arama izni alıvereceğim. Patron. Bir tane makina. Şişt. Define arama makinesi. Ama profesyonel. Ha. Alttaki boşluğu. Değerli değersiz bütün metalleri. Her şeyi şey yapacak. Gucukacak. Şişt, kulaklıklı böyle. Şişt, bana bak. Kulaklıkları da kacan. Bir yerinde böyle tutuyorsun. Bir yerinde de böyle bilgisayarı var. Böyle. Bizim tarlalarda buralarda dolaşacaksın. Oğlum zaten nerede ben... bir şey buldun oraya işaretleyeceksin. Akşam üstüne doğru biz komple ekip olarak gazmaya. Anladın? Gazmaya gidiyoruz. Ben o makineyi babaannen alıvereceğim. Anam alacağım. Biraz pahalı da bir makine. 70-80 bin lira falan var o makine. Profesyonel bir makine. Güzel yani. 80 ile 100 bin lira arasında.
O makineyi alacağım. Parasını çıkartabilir misin o makinenin? Çıkartırım. He? Bir akşamda. Allah Allah. Tabii. Şeyi bulurun diyorsun yani. Bulurum. Aynen. Yarı yarıya devletinden bölüşüyoruz patron. Bulduğumuzu. Tamam. Anladın mı? Yarısı devletin, yarısı bizim. Dur bir dakika Cengiz. İzinli bu, izinli. Öyle şey kaçak koçak iş yapmıyoruz yani patron. Anladın mı? Yok canım. Haberli olacak. Heh. Hani çok mu gömdük ne? Ben... Bak bakalım. Değil değil. O şimdi pusacak dur. Bunu basmayacak. Dayanamam. Saniye. Ya dur ne yapıyorsun sen? Dur çiçeklere basıyorsun. Basmadım ben. Vallahi çiçeklere basıyorsun yok, ya. Yok gördüm ben onu biliyorum. Birini de kopardın. Heh. İyi mi? İyi. Dört mü oldu? Ana iki kırmızı bir araya geldi ya. Hayır iki kırmızı bir araya gelmedi. Bir tane ha, kırmızı. Tamam tamam tamam. Araya sarı koydum ya al. O alçakta kaldığı için onu şey yapamadım. Saniyede baksana her yere bir şey dikmiş arkadaş. Zaltakır ya. Bir zalatalık dikmiş. Zaltakır yanlış yere dikmiş ama diyorum ben. Hayvanatçı koru orayı yille. Hadi şuraya gaz bakan olmuyor bu buradan doğru. Şey yapmaya bak şöyle şuraya şuraya. Şurada şey var al sen şunu da al. Burada zar edecek bu. O dikmeyi de al. Dur bakalım. Denk gelmez ki ya bir kurt kapağına falan. He? Nerede o talih korsalih? Parayı bulduğunda ilk ne yaparsın patron? İlk baştan bulduğumda yaparım biliyor musun? Bütün fakir fikaranın kanını gözünü doyururum bir. Bütün herkesin söylediği İkincisi, ilk yalan bu. Hayır, cami yaptırdı. Vallahi billahi yalan söylemiyorum. Cami mi yapılıyor yardım. Vah. Kaypaklardan bizim köye köprü mü yapılıyor ona da yardım la, edeceğim. Eğer sen var ya o, eğer etmezsen, sen o paradan. Bak. Eğer sen o paradan var ya bir kuruş millete verirsen. Bak etmezsem. Ben de adam deyip uçayda hemen de gezme. Etmezsem en adi şerefsiz orospu çocuğu ben yiyeyim. Etmezsin. Ama edeceğim. Etmezsin. Bunu böyle adadım. Bence sen parayı bulsan var ya ilk babamı boşasın. Boşaman. Bana öyle gibi geliyor. Lan neye boşayladım ben? Saraylarda yaşadırım ben onu o zaman. Allah Allah. Tabii para var huzur var. Babam bu şeyi bu videoyu babama da dinletsen izlet patron. Saraylarda saraylarda yaşatırsın babam yani. Bizim. Sonra ne yaparsın parayla? Hadi fakir fukarayı doyurdun. Daire alırım. Bir gün doyurdun, iki gün doyurdun. E daire ne yapacaksın patron? Uşak zaten karımın. bir ayağı çukura girmiş. Ya anladın daha mı? Lazım değil. Sen ne yapacaksın daha daireye? Torunlarım var yedi tane. Ee? Hepsi birer tane daire alırsam ne olur? Cennette kim ben? Allah Allah. Evet. Yani birer daire alan cennete mi gidiyor? O torun onunla. Sen biraz yanlış anlamışsın ya, gibi geldi sanki. Hayır bu. Hayır oğlum. Yanlış değil. Şimdi alan var alamayan var. Şöyle diyelim. Şimdi senin paran var sen aldın. Ötekinin parası yok alamadı. O da çalışsın alsın. Ama çalışmayla öyle çalışmayla olmuyor. Bak o sopayı oradan alan demek. Neye biz çalışmayla alıyoruz ya. Ha. Al. Tamam ondan sen yaptığın işi yapabilir miyim? Ben köprü altında kazanmıyorum parayı. Tamam herkes sen yaptığın işi yapsa sana ekmek düşer mi? İşte öyle değil. Herkes öyle. Çalışacak bir şekilde ekmeğini kazanacak. Anladın? Sen şimdi bir insana bir gün yardım edersin, iki gün yardım edersin, üç gün, dördüncü gün. E her gün yardım etmeyene bu olmaz ki. Ya her gün etmezsin tamam. Eli tutuyor, ayağı tutuyorsa bu adam çalışacak. Anladım. Doğru mu? Çalışacak. Aynen öyle. Ben çalışmayacak demiyorum. Çiğnemedik. Sen zaten öyle adama su bile vermezsin. Patron. Çalışsın çalışmasın ben önemli değil. Ama ben önce torunlarıma daire borum. E tamam başka? Camiye yardım ederim camiye. Zaltalı. Bak hep bak. yalan arkadaşlar. Lan yalan değil işte değil ederim Allah Allah ederim. Ben yemin ettim ya çünkü. Bir bulam edeceğim. Ne olursa olsun. Bir kere. Devlet bana ne verecek bunu? %50'si çünkü yer benim. Patron şimdi %50 büyük bir hazine buldun diyelim. En az 10 milyonluk, 20 milyonluk, 50 milyonluk, 100 milyonluk. He. 100 milyonun yarısı 50 milyon yapıyor. Yani eski parayla bu 50 trilyon yapıyor. Yapsın. Anladın? 50 trilyonla ne yapacaksın? Şimdiye yani, kadar yaşamadığım hayatı yaşarım. Nasıl bir hayat? Alırım altıma şöyle bilmem kaç trilyonluk bir araba. Evet. Tutarım yanıma bir tane özel bir şoför. Bugün nereye gidesin ma benim? Antalya. Yarın nereye geçesin ma? Alanya. Haydi bana eyvallah. Daha arkama bakamayın. O parayı ölmeden yemem miyim? Çatır çatır yerim vallahi. Patron bence sen o parayı yiyemezsin. Vallahi yerim. Sen gene bunlardan odun taşımaya geliyorsun. Bak sen gene bunlardan odun taşımaya geliyorsun.
Gene bunlar da fasulye yapman gerekiyor bahçelere. Bak o voleyi vurarsam yapmam. Bir gazma vurarsam şerefsiz evladıyım. Sen de duramazsın gibi diyor. Vallahi yapmam, billahi yapmam. Çünkü neye yapmam? Gezmekten kuyuya gelemem ki ben. Aynen. Ben kim bilir nerede yaşarım. Bana sor. Aa, sen gelirsin. Sen gelirsin. Sen parayı bulsan. Sen zaten yatırım yapıyorsun ben. Yok uşağa bir daire alma, bir cüte alma. Yok para hepsi bitmesin. Taksit öderim. Lan yok. Sen biraz parayı tutmaya başladın gibi geliyor. Allah Allah. Sıkı tutuyorsun gibi geliyor. Yaşlanıyor mu? Ondan olabilir mi patron? Yaş 45. Yani olabilir. Emeklilik de biliyorsun bizde emeklilik de yok. Anladın mı? Evet, şimdi evet. Emekli olduktan sonra belli bir yaştan sonra bizim emekli olma şansımız da yok. Bize para lazım. Hanımla ikimizin para ihtiyacı var. Tamam da Zişli Kadir'e bakıyor muyuz? Evet. Kadir de o zaman size bakacak. İnşallah onu bilemeyiz. Onu Allah bilir. Onu Allah bilir de Kadir bakmaz. Aynen onu Allah bilir. Bakmazsa Kadir'in gözünü dizine vurur. Ben şimdi para, iyi bir para çıkarsa şuraya 10 bin başlık bir ahır yaptırın patron. 10 bin tane danayı koyarım. Ben hayvan bokuyla uğraşmam. Ben uğraşırım. Ben bu saatten sonra hayvanla başında, uğraşmam. Başında oturun. Yapacak bir şey yok. Hayatta uğraşmam hayvanla bu saatten kere. Para seni değiştirir mi? Ben değiştirmez. Ya bırak Allah'ını seversen. Değiştirmez sana. Sağda gezerim. Bir gün Antalya'dayım, bir gün Alanya'dayım diyor. Özel şoför tutacağım diyor. Bu tamam. Değişmek değil değişmek mi? Değişmek değil. Evet. Ben şimdiye yaşamadım mı yaşamam için? Şimdiye ben hiçbir şey yaşamadım. Evet. Fakirlikten geldim fakir yere. Zaten uşaklığımı ben hiç yaşamadım. El kapılarında büyüdüm. Anladın mı? O yüzden yani şöyle benim de bir yüzüm gülse. Ben de şöyle şu dünyadan bir alamadığım meraklarımı bir alsam. Gözüm ne gibi bir merak yani ne gibi? Her şeyde, her yerde, her şeyde meraklı. Nasıl var. Yani? Ne bileyim ben, gezmek, tozmak, bol bol harcamak, yaşamak. E yemek, onların hepsini içmek. Yapıyoruz biz. Ya gıdır gıymık, arkasına bakıyor zaman odamı bitiyor mu diye. Onun arkasına bakmam ben bitiyem değil o zaman. Devam. Bol bol harcarım de. Devam derin. O zaman. Vallahi devam derim. Ben sana bir an evvel makineyi alayım. Bir an sen hayallerine alırsın. Sen hayallerine kavuş. Anladın? Sen de paracıklarına. Ben de paracıklarıma kavuşarım. Altınlarıma. Olur mu? Olur. Akşam şeyi bulduğumuz zaman sayarız seninle. Sayarız tek tek. 9998, 9999. Bu şekilde. Zekalan seyir. Aynen. Bu şekilde altınları sayarız. Olur mu? Olur, öyle de olur. Yalnız sen beni kandırırsın gibi geliyor altınları bulsak. Lan nereye kandırıyorsun? Elimden alırsın gibi sen geliyor. Sen de kanacak o yüzden baksana. Doğru sen. Söyle. Vallahi kanmazsın. Yemin et. Yemin ederim kanmazsın. Kanmazsın da ben üç de kanmam. Üç kağıt yapmazsın değil mi? Vallahi yapmam. He? Şimdi seni ben doğurdum. Ben uşağımı üç kağıt yaptıktan sonra. Yaparsın gibi geliyor. Yapamam. İyi bakalım. Onu yapamam oğlum yok. Bak bunu çiğnemedik. Haberin olsun. Çocukken bunları böyle yeşil yeşil çatır çatır yerdik. Bezelyeleri. Yemeğini de seviyorum ben. Yemeği de güzel oluyor. Bu da koca bakla. Eşek baklası. Bunu benim birader çok yiyor Engin. Bunun yaşını böyle bir çanta koy önüne. Akşam böyle oturur işler böyle. Bir çantayı komple yer. Bu da tam şu an yemeklik gencecik olduğu için. Tam bunu yemeğe yapılır şimdi. Bunu da haşlayacaksın. Yumurtalı gelen bunu kavurmasını yapacaksın. Anam bize de toplamış. Biraz da bize toplayıvermiş. Evet arkadaşlar. Şimdi fasulyelerin çalısını dikerken bir birim bahçeye diktiğim çalıya bakacaksınız. Bir Cengiz Dayan'daki çalıya bakacaksınız. Çalısız da büyüyor bu. Yerde nerede dökecek o bakla çalısız? Yerden topla. O kötürü fasulye değil ki çalı fasulyesi. Olsun. O, yerde dökme işte o. İp bağlarım. Çalıya dikeceksin. İp bağlarım. Hah çalıları hepsi çürütmüşüm. Bunları temizleyip de şuraya bir yeri yığıp da üstüne eski bir branda koymasaydınız bu çalılar çürümeyecek. Ama bundan senin gelir kaynağın değil mi? Şöyle iki sırt çalıyı beşer yüzden bin liraya satmak varken. Hah. Cengiz Çaylı'ya. Zaten bin liradan aşağı çalıyorum ben. Hayatta vermem. Bak gözleri nasıl açıldı öyle bin deyince. Bin çalı var bir tane bedava vermem bu sene. Kaç? Çünkü bin tane çalı var bende. Ama bir tane bedava vermem. Nereden ne onları yiyebilirim? Ama neye vermem? Evet.
Hazır çalının çöpün dahi sıyırmadan şuraya yığmadın. Evet, bu çalıları da sen yaptıydın değil mi? Ay ya bak çürüdü işte. O yok. Bunları bayağı bedava mı ediydin, parayla mı? Bunları bedava yapadın. O yüzden öyle olabilir mi? Bedava ya. He. Vallahi ondan olabilir. Çünkü para vererek için yanmadığı için. Şuna bak arkadaşlar ya şunun neresini dikecek bu? Hani yine 2 sene gider o çalı. Bunda yıkılı var, yıkılı var. Yıkılmaz ya, neye yıkılsın anne? Çürük. Değil değil anne, nesi çürük? Vallahi değil. Öyle sen de bir sene üzerinde su gelince çürüyen çalı satma ya millete. Oğlum işte yani aha. Üçkağıtçılık sende var gibi geldi bana. Hiç he? Bende yok. Sen balığa sahip olmazsan. Anan ne yapsın? Şuna bak ya. Allah aşkına ya. Nerede bulacaksın çalıyı? Kardeşim? Anan ne yapsın de. Nerede bulacaksın çalıyı boyuna? Yok işte yok. Çalı da kestim yala artık de. Kestim yala. Yabani ağaçların çalılarını bile kestim yala. Biliyorsun ha, değil mi patron? Aslı kestimsene saracağız çalı sonra. Aslında bunları yani kestimsene iyi. Hem ortalık açılak oldu. Açılak oldu. Hem de ta yayından fışkın süre. Daha aynen, çok vallahi çoğulu. Açılak oldu. Bunun acaba bunun iznini falan alabiliyor mu? Gidip de hani ben çalı keseceğim. Deyip de ormancıdan. Aman ha kuhorun gidip de bir de ormancının izni alan diye mi uğraşacağım ben? Ama yakalarsa. Yakalanmayacağım. Yakalarsa. Yakalanmayacağım. Elimizde bir koz var patron. He söyle. Tek bir koz. Söyle. Biliyor mu ne olduğunu? Bilmiyorum. Yakalanmamak. Yakalanmamak. O yakalanırsan? Öttürle. Öttürle. Öperle vallahi. He. Aynen öyle. Yakalanmayacaksın ya. Yani genel patron bizim ağaçlarımız var. Ağaçlardan mesela çalı malı çok çıkıyor. Ya bizim bizim zaten bahçemiz var. Bizim bahçemiz aynen. Çalı bahçesi. Kendi arazilerimizde ha. Çalı çıkıyor ama. Tabulu yer. Yani etrafta da çok böyle şey var. Mesela pürenlerin baksana, çalıları var ya pürenlerin. Püren ağaçları gibi. Sarıcı ağaçların. Sarıcı ağaçların mesela. Onların... Hiçbir işe yaramıyor. Gerçi yaramaya demeyelim. Rabbim onları yine bir şeye yaradığı için yaratmıştı da. Onların odunu var ya. He. Beş odunu gibi yanıyor. Bir de anne onlar... Çatır şey çatır. Böyle kırılmayadı onlar biliyorsun değil mi? Onlar eskimeye. Onların baklı çalısını en azından 7-8 sene kullan. Vallahi eskimek bilmeye. Fasulye suruğu diyor. Fasulye suruğu yani. Adamlar bunları yapıyorlar dağlardan satıyorlar biliyorsun değil mi? Hep çürük odunları satmışım. Lan 2000 liraya satıyorlar bir çalıyı. Kaç? 2000 liraya bir de sen kendini satı kesiyor adam şuraya yığıya al da ya. Lan kaç para yani? 2 milyona. 2 lira? Yok 2 lira değildi lan. Ne ikisi ya? Bak ağzından kaçırdın 2 liraymış tanesi. Değil, değil. Ağzından kaçırdın. Vallahi şimdi değil. 100 tanesi 200 lira yapar. Ben hoca ya. Kaç seneler önce yapmadım. O zaman 1000 liradan yapmadım. Yani şu an kaç paradan yapıyorlar? 10 milyondan aşağı yapmazlar. Bir çalıyı. Bir çalıyı. Bir çalı 10 kağıt diyor. 10 kağıt. Hiç aşağı ama o zaman ben. Şimdi ben bir çalıya 10 lira vereceğime patron. Hiç dikmesem. Hiç dikmesem de pazardan hazır alsam daha iyi değil mi? İyi değil. Evet. Onu boyunu pazardaki da aynı toprakta büyümüyor mu? Büyüyor mu oğlum biçme işte biçme ya. Biçme adam sus olsa satıyorsun diye. Dayan aynı eskisiymiş yok yeni işliymiş yok horoloymuş yok ülkermiş. Adam satıyor ya pazarda adam onu tanımaz. Ama ben ne yaparım? Onu tam zamanında yerine dek götürürüm. İşimi doğru yaparım diyor. Doğru yaparım. Bir de bu var yani. Horoloy ne diye sorsaydı. Onu sordum geçenkinde. Açıkladı. Akşam çapraz evin önünde durdu Mehmet. Nezire'yle. Babana soruyorlar. Baban ben anlamıyorum dedi. Bizim hanım var bak orada onu sorun dedi. Nezire bana dedi horoloy girdi mi dedi. Girmedi dedim. Altısında hederellezdi dedim. 7 gün aralığı dedim. Altısında 7 yerin arasında dedim. Bir taraftan. Bir taraftan çal. Bak böyle insanı ben hiç sevmiyorum bak. Bir taraftan konuşurken bir taraftan çalışması lazım. Onu İki de, işi birden yapacaksın anne. Onu dedi böyle dikeceksin dedim. Biber dikeceksin dedi. O yüzden soruyorsun dedi. Sen bak, ne dedin? Dik dedin. Dik dedim. İyi. Tam zamanı dedim valla. Bizim çalımız bu kadar mıymış ya? Ya onlar çalı çoğudu ya. Ben anlamadım bu çalılar bu kadar olmaması lazım. Evet. Zaten bildiğin sene ben oraya 120 kuyu fasulye yaptım. Burada 100 kuyu, 150 çalı yok. Bizim çalıları çalmışlar o zaman anne. Anne çalması be. Şora yığmışsınız herhalde. Bizim çalıları sanki yürütmüşler gibi geldi bana. He? Yok yok daha şu, şurada da var bak. Şuna birazcık vurma istersen. Şuna bak ya arkadaş. Bak, çal dediğim böyle olacak bak böyle. Kalın. Kalın çaldı çok geçme ya. Bak boyunu kırılıyor. Bir bızağa bağır ya. Şurada bir buzağı bağırıyor. Bizim buzağlardan biri olabiliyor. Bilmiyorum ola da bağırıyor. Yanlarında geziyor. Evet. Ya da yeni doğurdu da acaba bizim ineklerden biri doğuracak biliyor musun akşam sabah?
Anam hani ya, hani öyle bir şey yapsa. Evet. İnşallah ne biçim eğer ya. Eğer doğurduysa gideriz onu kalt suyundan şeyden oluruz anne. Mera'dan oluruz. İdareden bu. İnek de arkasından geliyor. Ede. Ede ede. Su sovacısı gibi. Patron sen bahçe işinde çok profesyonelsin. Vallahi ben bu çalıda çalıyı dikmem. Şart olsun dikmem. İdare de, idare de patron. Şimdi bir çalıya 10 lira mı verelim? Yazık günah değil mi? Bize de yazık günah değil mi? Vereceksin anana parayı. Ee? Hazır. Yülenmiş. 20-20 ipe bağlanmış. O buzda hep dikeceksin. 10 liradan. Tanesi 10 tanesi 100 lira yapıyor anne onun. 100 tanesi 1000 lira yapıyor. Tamam. Sana kaç ocak dikti ki buraya? Onu ben saymadı. 100 tanesini 500 anlaşalım patron. 500. Bahçeyle dikiyor mu anne? Ha? 500 anlaşalım 500. Yok canım daha iyi bir daha daha resmi bak dedim gittiydim ha. Vallahi diyordum ha. 500 anlaşalım mı 100 taneyi? 500 kurtarmaya Cengiz ananın Allah aşkına. Ta nereden kurtarın o çalıları biliyor musun sen? Dikmesi çapası da. Sen gene öyle 1000 lirayı kakalayacaksın gibi geldi bana sanki. He? Dikmesi, o parayı alacağım de. Çapası. Kaçarı yok de patron. Çapasına karışman. Dikme de dikme öğrenem o zaman daha farklı para alırım. Dikersen? O zaman 2 milyar alırım. O çalıyı dikmek kolay mı adamın kaburgalaracı ya? Eniştemi çağırırım ben. Enişten var, eniştesi olanla evdeki eşeğini satıyorlarmış biliyor musun onu? Niye? Öyle bir atasözü var eniştesini çalıştırdığı için. Allah Allah. Tabii canım. Bunu da yülemeye gerek yok anne. Oğlum bu nasıl geçecek? Geçer onu geçirtiyoruz biz. Dur bakalım. Anne bunların hepsi çürümüş ya. Çürümüş çürümüş. Sen en iyisi oradan bir 100 ateşle bize 100. Gerçekten çürümüş bunlar. Aynen sen bize bir 100 ateşle. Vallahi çürümüş saniye bunlar vallahi kırılıyor. Bunlar fasulye çıkmaz bunlara zaten. Gerçekten hiç kuşun bak ya. Çal diyecek yeri yok. Arkadaşlar yarın yağmur yağar mı yağmaz mı biz işimizi riske atmayalım. Güllerimizi güzel bir şekilde sulayalım. Kadir de ırmaktan şu an suyumuzu alıyor. Eğer yarın yağmur yağmazsa dikmiş olduğumuz sebze fidelerini de sulamamız lazım. Su motorunu atacağız. Sanık götür canım onları da doldurun. 4 tane yeter mi? 4 tane yeter. Toku evleri de bitmek üzere. Bayağı bir hızlandırdılar ama çalışma bu aralar yavaşladı. Buradaki ekibin bir kısmını deprem bölgelerine göndermişler. Bayağı da güzel oldu ırmağa karşı. Bize çıkmadı işte şuradaki evlerden. Belki hakkını satanlar olursa onlardan bir tane almayı düşünüyoruz. Yani çıkıp da hakkını satan oluyor, hava parası isteyen oluyor. Hava parasını verip o şekilde satanlar oluyor. Patron bir tane aldı buradaki dairelerden. Bakalım hangi binadan çıkacak patrona. Şu binadan çıkarsa tam bahçesinin karşısı. Akbaş kızım. Akbaş kızım. Irmağa gir de yıkan. Hiç suyu sevmiyor bu. Hiç. Sudan nefret ediyor. Sudan. Hiç suyu sevmiyor benim kızım. Hadi gidelim. Kızım biraz suya gir suya. Irmağa girsin ya. Havala biraz ısınsın. Eğer seni ben bu suya atmaz mıyım? He? Seni ben bu suya sokmaz mıyım kızım? Hı? Ben bazen hortumu açıyorum da kaçıyor köyden. Kızım üstüme bak. Üstüme gel ya. Üstüme sürteleniye ya. Gerçi o da ne yapsın? Sevgi istiyor. Hayvan. Saniye seni takip ediyoruz. Tamam. Evet şurada hayvan gübremiz var. Allah Allah, galonu yeter.
Dakma dişli patron. Altın dişli patron. Koçal adı varmış. Nereye sağlam acaba? Nerede? Dur bir göz atacağım. Canım dök bakalım. Etrafını mı şöyle? He dök. Evet. Dibine, etrafına. Heh. Can suyu bu. Yarın yağmur yağmazsa iyice sularız. Anladın? Yeterli mi? Bol bol sularız eğer. Yağmur yağmazsa. Kahve güzelleşti. Bu boya böyle komple dikeceksin aslında canım. Veya bunlardan çoğaltırız. Evin önüne yaptığımız zaman evin önüne de. Gülbenim en sevdiğim çiçek. Evet şöyle dökelim. Oh, can suyunu da yiyince kendine gelmişti bunda. He? Evet, oh ne demişti. Can suyu çok önemli. Ne zamandan beri belki de sulanmıyor değil mi anne? Sulanmamış zaten topraklar o yüzden kalıp gibi çıkıyor. Sanik bak bunun cinsi biraz daha değişikmiş arkadaşlar. Bunda bakın kaç tane daha tomurcuk var. Açacağım. En az 10 tane, 15 tane tomurcuk var evet. Evet arkadaşlar yine bir bahçe işimiz oldu. Güllerimizi diktik. Anam biraz çalı güledi. Mancar dikti. Mancar dikildi. Biber dikti gene. Ondan sonra biraz goca bakla topladım. Evet sultaniye topladım biraya pişiriyorum. Sultaniye mi diyorlar ona? Sultaniye. Eşek baklası, goca eşek bakla. Eşek bakla, goca bakla, sultaniye bak 3 tane isim var ha. Ne olursa? Ne olursa olsun ve bakla olsun da. Bahçede olsun da ne bahçede olursa olsun. Bahçede hambarımda olsun da benim. Aynen. Fark etmeyin ne olursa olsun. Denizden babam çıksa yeriz demişler ya. Bahçeden de sen babam çıksa yersin. Yerim. Çünkü bahçe şeyi. Aynen öyle. Organik. Organik. Nelik? Organik. Örgenik. Aynen örgenik. Patronun dediği gibi örgenik. Güzel bir vlog oldu. Artık ilkbahar geldi. Yaza doğru yaklaşıyoruz. Evet. Bağ bahçe işleri hızlandı. Sürekli bahçelerde olacağız. Tabii bunlar bir taraftan büyüyecek. Bunların sulaması var, budaması var, gübrelemesi var. Çallaması var. Çallaması var. Evet. Çok. Sulanacak. Değil mi? Çok. Çapalaması yapılacak. Ot temizliği. Yani bayağı bir işi var. Bunu telaş etmiyorum ben. Su aha buradan akıyor nehir. Irmaktan akıyor. Şimdi motoru tamam bitti. Bunları yapacağız. Bir taraftan köy hayatını bu şekilde sizlere göstermeye çalışacağız. Bu yeşillikleri, bu güzellikleri sizlere de aktarmaya çalışacağız. Ya şimdi yurt biliyorsunuz, dışında olanlar var. Mesela köylerimizi özledik biz de Allah. Evet. Nasıl ki de Allah yeşillikler arkadan tutuyorsun yalnız sen patron. Olsun. Evet. Etmez. Mesela bak onlar mesela bakıyorlar şimdi videolardan seyrediyorlar. Oh be de Allah biz kendimiz de Allah Türkiye'de sanıyoruz de Allah. Aynen öyle. Bak onlar seviniyor. Ben onlara kadar da ben seviniyorum. Evet. Biliyorsunuz kanalımızın başına bir iş geldi. Evet. Tekrarlanan içerik diye kanalın para kazanması kapatıldı. Tekrar başvuru yaptık. Açılır açılmaz bilmiyoruz. Açılırsa devam edeceğiz. Açılmazsa da başka bir kanal açarız. Oradan yürümeye devam ederiz. Evet arkadaşlar. Yalnız sizden ricamız şu. Bol bol beğeni tuşuna basmanız. Beğeni yaptığınız takdirde YouTube bizi öneriyor. Yoksa önermiyor. Çünkü niye? Kanalda reklam olmadığı için reklam olmayan videoları hali hazırda öneri yapmıyor YouTube. Yapmıyor. Yapmadığı için de eskiden bir günde 50 bin, 60 bin, 70 bin izlenen videolarımız şimdi bir haftada 50 bin zor izleniyor. Yani bol, algoritması biraz bozuldu bizim bol, kanalda. Bol bol beğeni yapın arkadaşlar. Beğenmeyenin. Demeyeceksin arkadaşlar bir şey. Bence de. Bence beğenmeyeler gibi geldi patron. Anladın mı şimdi? Beğenene de diyor o zaman bu sefer. Evet, bu sefer adam beğenene demeyecek şimdi. Ben zaten beğendim. Ben neye diye bu kuhri gideyim de ya. Aynen. Beğenene demeyecek. Beğenmeyeni yanına savrı. O kadar da. Bakın lan parmağa. Korkma. Ben varım arkanızda. Bol bol beğenelim. Arkadaşlar videoları izleyelim. Ara ara bir bakalım. Bildirim gelmiyor. Bildirim zil var. Cengiz Çaylı kanalına girdiğinizde orada bir zil ibaresi var. O zil ibaresine tıklayıp tümünü seçmeniz gerekiyor. Eğer tümü değilse, tümündeyse daha önce bildirim açtıysanız bir kapatın tekrar açın. Bildirimler de bu şekilde gelmeye başlayacak. Yavaş yavaş kanal düzene girer. İnşallah, inşallah. Öyle diyelim. İnşallah biz de videolarımıza devam ederiz. Bu güzellikleri sizlere de yaşatırız diyelim. Önümüzdeki günlerde yine güzel bir video olacak. Güzel bir pazar video yine sizlerle birlikte olacak. İnşallah. Kazlarımızı yine göle getireceğiz. Pazar mı götüreceğiz? Pazar götüremiyoruz belki. Hayır bir balık tutma. Ya biz pazar gitmeyelim de pazar atacağız ya anne sen. Ya şimdi adam cuma çeker filmi.
Perşembe günü yayında. Ha öyle. Anladın? Tamam. Tamam. Yani biz çarşamba çekiyoruz. Pazar oradaymışız gibi. Tamam. Tamam. Yaparız. Tamam. Anladım. Anladın? Anladım. Yani bu kadar da artık buna kafan çalışması lazım. Ya bazı işte köylü kafası ya. Bazı benim kafam çok basmayan. Öyle diyorsun ya. Ben aynen. E hani akılda bana benziyor diyordun sen? Ya benziyor da Cengiz. Fazla bokunu çıkarma de. Sen başka, ben başka. Ben 66 yaşında, sen varsın 45 yaşında. Aradaki evet. Farka bak. Fazla da bir fark kalmamış patron be. 40 yaş falan neredeyse. Bu ne ya? Oğlum patron, o zaman 86 oluyorum. Yani ben 46, sen 86 oluyorsun o zaman. Kaç yaşım? Anladın? Çok da fazla yok. İşte o yüzden 45. Diyor. 45. Yani beni senin işte bak 45, beni senin doğurduğuna 65, bak bana bak. 20. Bana bak. Beni senin doğurduğuna emin misin? Eminim. Ben gene de şüpheliyim. O yüzden bunu bir araştıracağım. Bir de milyon yere kadar gitti. Bir DNA testi yaptıracağım. Yaptı. Ben buradayım, hazır yerim. Doğru söyle patron. Bak doğru. Ben artık bunu kabul edebilirim ya. Doğru söylüyorum. Allah Allah, ben seni. Yani eğer ben senin uşağın değilsem bak ben bunu şey yapabilirim yani. Oğlum. Katlanabilirim yani tamam, buna. Tamam, psikolojim bozulmaz tamam, ya. Tamam doğru olmasaydı. Bak gülerek söylüyorum bak. Bak. Var sende bir, bir şeylik var bak. Doğruyu söyle. İyi de şimdi sen doğmasaydın ötekiler de doğmazdı. Hayır. Hani seni bir yerden aldım desen. Evet. Öbürküler nasıl doğdu? Bunu bilmiyorum. O zaman demek ki. Belki o zamanla doğum olmuyordu da. He. O arada beni aldın. Ondan sonra da öyle olanlar da var. Ondan sonra da çocuklar oluyor. Şey ölmedi. Feride Hanım ölmedi. Beni çıkardığımın şahidi var mı? Bak. Kim? Feride abla ilerletti beni Zonguldak Devlet Hastanesi'ne. Allah Allah. Koca Kazım abdelerine rahmetliyle. Onların arabasıyla. Öldü o kadın. Hayır Feride abla duruyor ya sağ. Patron bana sağ olanlardan söyle. Hep sağ. Ölmüşlere söyle. Ölmüşlere ben nerede sorayım? Sağ diyor amana kodumu sağ. Allah Allah. Feride abla sağ. Ben hiç görmüyorum ama. Karabaş'ta koyuncunun yanında duruyor ya. Daha o Almanya'ya gitmiş dediler. Hayır hayır burada o. Allah Kazım Allah. Geldiydi Almanya'dan sadece abi bayramda. Soracağım bakalım. Sor Feride ablaya. Aynen. Bir burada bunu bir araştıracağım. Buradaysa ben sana onun yanına ilerleteceğim. Aynen öyle. Sen mi ilerlettin iletmedin diye sorarız o zaman. Bakalım gerçekten beni ha. Anam doğurmuş mu doğurmamış mı bunu da ilerleyen videolarda hep beraber göreceğiz. Görmüş olacağız. Takipte kalın. Ben seni bulmadım. Bulduk Nazif değilim ben kusura bakma. Ben doğurdum seni. Aynen. Rahmetli benim hocamdı Bulduk Nazif. 12 ay 9 ay 9 günde doğurdum ben seni. Tam 12 ay 9 gün bu. Evet İlim gene başladık. Yani. 12 ay 9 gün mandaların şeyine başladık gene. Ya şimdi bol bol manda yoğurdu yiyorum. Patron. Şimdi hamile değilim ya o yüzden yiyorum. Aynen. Önümüzdeki günlerde yine güzel bir videoda sanırım sizi. Görüşmek üzere. Allah'a emanet hoşça olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça kalın hepinizi öpüyorum. Seviyorum sizleri.